Değerli katılımcılarımız, Türkiye'nin en büyük online öğrenci gazetesi Gazete Bilkent tarafından düzenlenen 3. Medya Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. İki gün boyunca gerçekleştirecek olan oturumlarımız süresince ben İpek, ben Enes, sizlere eşlik edeceğiz. Bilkent Üniversitesi öğrencisi olup G250-251 dersleri alan arkadaşlarımız her oturumun sonunda dışarıdaki masalarımızda elindeki belgeleri onaylatmaları gerekmektedir. Ayrıca yine hatırlatalım, G250-251 dersinden 180 puanınızı elde edebilmek için en az 6 oturuma katılmış olmanız gerekiyor. Katılım sertifikası almak için de günün başında ve sonunda imzalatmanız gerekiyor. Ayrıca şunu belirtelim, dışarıdaki standlarımızda arkadaşlarımız sizlere sürekli su servisi yapacaklar. Umuyoruz birlikte keyifli dakikalar geçiririz. Gazete Bilkent, evet, onlar sporcu, onlar tarihçi, onlar politikacı, onlar modacı. Onlar bilim, teknoloji, ekonomi ve iş dünyası, kampüs, mezunlar ve kültür sanat yazar dedi. Birini mi unuttun? Bize bu muhteşem organizasyonu hazırlayan proje ekibimiz. Hepsine sizlerin huzurunda yeniden teşekkür ediyor ve tüm Gazete Bilkent ailesi için kocaman bir alkış istiyoruz. Öyleyse zirveyi açalım. Haydi buyurun. Evet İpek'cim, istersen başlamadan önce geçenlerde seninle birlikte okumuş olduğumuz şu röportajı seyircilerimizle paylaşalım. Ne dersin? Burçin Şimşek röportajından mı bahsediyorsun? Kesinlikle. Evet, Burçin Şimşek diyor ki 2002 yıl. Ayşen Rastan'dan gelen bir telefonla kendini Star TV'de buldum. Çok sayıda dostla bir tekrar birlikte çalışmanın mutluluğuyla etrafta dolanıp kendime yer beğenirken o geldi yanıma. Hiç tanışmamıştık. Sadece ekrandan tanıyorduk birbirimizi. Bana önce hoş geldin dedi. Ardından masan bu mu diye sordu. Evet cevabını alır almaz odasına gitti. Masasındaki bilgisayarı kaptığı gibi gelip masama koydu. Önce şaşırdım. Sonra sen rahatına bak. Ben kendim için bir şeyler ayarlarım. Tekrar hoş geldin deyip gider. Bu meslekte gerçek samimiyetin çok az bulunduğunu söyleyen Burçin Şimşek, fedakarlığı ve özverisi sayesinde bu ismin peşini yıllarca hiç bırakmamış. Evet, hayat onları o sayfalarda buluşturmuş, 3. Medya Zirvesi de sizleri o isimle bugün burada MEP Şura Salonu'nda buluşturacak. Evet, hakkında yeter ki o haber sunsun, saatlerce gözümü kırpmadan izlerim şeklinde yorum yapılan birisi geliyor şimdi. NTV ekranlarında 10 yıldır zevkle takip ettiğimiz, güzel Türkçesiyle beğenileri üzerine toplayan Erhan Ertürk. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Merhaba, teşekkür ederim nazik sunumunuz için. Bu bir zirve olduğuna göre kendimi zirvede düşünebilirim, değil mi? Böyle gibi görünüyor. Siz nasıl rahat edersiniz elbette. Şimdi, değerli arkadaşlar, biraz soru cevap üzerine kuralım istedim bu sohbeti. Adım Erhan Ertürk. 10 küsur yıldır NTV'de editör ve sunucu olarak çalışıyorum. Ayrıca bazı yerlerde de ders veriyorum bir taraftan. Bugünün başlığını Türkiye'de televizyon gazeteciliği ya da daha doğru ifadeyle Türkiye'de televizyon haberciliği diye atabiliriz. Pek çok alt başlığımız olacak. İlk önce bir niyetimizi beyan edelim.
Haberden ve medyadan bugün biraz bahsedelim istiyorum. Başlangıç noktamız belki bu olur. Türkiye'de televizyon haberciliği, medyayla ilgili eğitim politikası zannediyorum sizleri ilgilendirecek bir nokta olacaktır. Sosyal medya ve gazetecilik hassas, kritik konulardan bir tanesi. Özellikle kriz zamanlarında öne çıkan konulardan biridir. Siyaset ve gazetecilik bugün çok tartıştığımız, uzun dönemdir iktidarda olan bir partiden söz ettiğimize göre bu uzun yıllarla birlikte kar topu gibi büyüyerek gelen bir tartışma konusu var elimizde. Bazı mefhumları belki, bazı kavramları açıklığa kavuşturmak gerekebilir. Örneğin fikir işçisi midir bir medya çalışanı, bilgi işçisi midir ya da basın emekçisi midir gibi terminolojiyle ilgili, kullandığımız kelimelerle ilgili bazı noktaları açıklığa kavuşturmakta yarar var. Müzmin muhalefet ve müzmin destek hastalığı elbette yine medya siyaset ilişkisi açısından ele alınabilir. Sert olaylar, kriz yayınları ve medya en sıcak başlıklar arasında. Örnek vereyim, Gezi olaylarını belki biraz konuşacağız. Uludere olayını, Ergenekon ya da Balyoz davalarını bir miktar konuşacağız. Türkiye'nin flu düşmanları bugün ele almayı tasarladığımız, elbette vaktimiz yeterse ele alacağımız konulardan bir tanesi. O flu düşmanlardan bazılarını söyleyeyim size. Faiz lobisi örneğin, içinizde bilen var mı kim olduğunu? Böyle bir flu durum var. Eskiden iç ve dış güçler diye bir tanım vardı elimizde. Bugün faiz lobimiz var, dış güçler var, üst akıl var. İlginç bir tanım olarak elimizde. Ya da paralel yapı meselesi var. Şiddet ve ayrımcılığı meşrulaştırmak, intikam cinayeti, töre cinayetleri, kan davası vesaire gibi konularda öne çıkan başlıklar arasındadır. Fikri takip ve toplumsal hafıza konusuyla da bugünü bitirmeyi düşünüyoruz. Ancak soru cevap üzerine kuralım istediğimi söylemiştim. Müsaade ederseniz ilk soruları ben sorayım bu durumda. İçinizde mesela kaç kişi geleceğini planlarken ya medya olabilir belki diyor. Var mı medyayı düşünen içinizde? İşte ben sizi uyarmaya geldim. Onun için buradayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yol yakınken iyi düşünün. O klişeye sapmayacağım, hayır gelmeyin filan demeyeceğim ama iyi düşünün demek zorundayım elbette. Peki, diğer sorular. Siz de lütfen araya girmekten çekinmeyin. Bir sohbet havasında bu günü yürütebilirsek iyi olacak. İlk soru, ilk asıl soru daha doğrusu, az önceki soruyu saymazsak. Haber nedir diye bir tarife ihtiyacımız var. Özetleyelim, güncel ve ilginç bir olayın nesnel ve elbette mutlaka gerçeğe uygun biçimde sunulmasıdır. Buna itiraz var mı bu tanıma? Buna ek yapabiliriz belki ama en yalın haliyle haberi böyle tarif edebiliriz. Peki ikinci soru, medya nedir? Güzel bir sessizlik. Evet, ileride medyada yer almak isteyen arkadaşlarıma bakıyorum. Peki medya, şöyle kopya çekiyorum. Her türlü bilgiyi, bunların hepsi önemli çünkü bu konuşma devam ederken de bu noktalara döneceğiz. Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, iyi bir tarif, eğlence, bilgi ve eğitim gibi, bu noktanın altını çiziyorum çünkü bazıları televizyona örneğin aptal kutusu der, kesinlikle eğitmekle alakası yoktur filan der ama iletişimciler eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip diye tarif ediyor medyayı. Bu üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel araçların bütünü de medya demektedir. Haber tanımını yaptık. Medya tanımında herhalde hemfikiriz. Şuraya da bağlamamız gerekiyor. Her medya kuruluşu, İngiltere'deki BBC gibi bir yapılanmadan bahsetmiyor isek eğer, bir şirkettir. Yani bir ticarethanedir. Dolayısıyla temel istikamet en azından patron için kâr etmektir. Bunu da lütfen unutmayalım. Türkiye'de televizyon haberciliği başlığına geçtiğimiz zaman bazı dikenli teller var. Bu işi hem zorlaştıran hem de keyifli hale getiren, Arapçasını söyleyelim, tahdit diyebileceğimiz, bizi sınırlayan ya da çerçeve içine koyan bazı noktalar var. Bunları yavaş yavaş konuşacağız. Ama şunu söyleyelim, medya için eğitim politikamız doğru değil bugün Türkiye'de. Atama bekleyen öğretmenlerin durumunu biliyorsunuz herhalde, değil mi? Kaç? Yüz binlerce mi? Böyle bir şey galiba, 400 bin civarında öğretmen atama bekliyor yanılmıyorsam. Burada biraz eğitim politikasının yanlışlığından söz edilebilir. Yani ihtiyaç olmayan kadar çok kişi yetiştirildiği düşünülebilir bu eğitim politikasıyla. Medya için bugün de ne yazık ki aynı şey geçerli. Tamam, bugün her ilde bir üniversite var. Pek çok üniversitenin işte iletişim bölümleri, basın ve halkla ilişkiler bölümleri, radyo, televizyon ya da gazetecilik bölümleri var. Ama son dönemde ihtiyaçtan fazla insan yetişiyor.
Bu da istihdam alanında daha sonra, yani mezun olduktan sonra iş bulmak bakımından bir takım zorlukları beraberinde getiriyor. Ne yazık ki. Bu katlanarak devam edecek gibi görünüyor. Çünkü mevcut eğitim politikasında aman bunu sınırlayalım, şu 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 bölümlere biraz daha az öğrenci alalım da işte bu hani Türkiye'nin politikasıyla daha uyumlu bir insan gücü yetiştirelim diye bir telaş şu anda yok. Aslına bakarsanız çok fazla alanda da olmadı zaten. Bir başka örnek, dışarıdan doktor ithal etmeyi düşünüyoruz değil mi? Son zamanlarda siyasetten ya da iktidardan bunu duyduk. Bu da benzer bir hesapsızlığın ürünü gibi görünmekte. Dolayısıyla şimdiden uyarayım, o uyarayım sözünün arkasında biraz bu vardı. Medyayı istemek güzel, evet, canı gönülden de hepinize tavsiye ederim tabii. Ama işlerin zorlaştığını bilmeniz lazım. Eskiden alaylı ve mektepli diye ayırabiliyorduk medyada çalışan insanları ve alaylılar da kabul görüyordu. Hala da görüyor. Ama mekteplilerin sayısı artınca bu biraz şeye benzedi, sınav maratonuna benziyor. Yani başvuran çok insan, eleme neticesinde dışarıda kalan çok insan ve geride çalışmaya başlayan ve çalışmasını sürdürebilen çok az sayıda insan kalıyor. İşte uyarı dediğim bu sebepleydi. Hep oraya bakıyorum ama başka yerlerden de medya deyip el kaldıran vardı değil mi? Dikkatsizliğimin kusuruna bakmayın. Buralarda var mıydı kimse medyaya? Bir, iki, yaşasın, iyi güzel. Peki 3-4 oralarda gördüm, birkaç kişi var. Medyayı lütfen sadece haber diye düşünmeyin. Ben burada bir haberci olarak, televizyon habercisi olarak karşınızdayım ama örneğin basın ve halkla ilişkiler de medya şemsiyesinin altına girebilir. Prodüktörlük de medya şemsiyesi altına girebilir. Haberci değil, programcı olmak elbette mümkündür. Yani birbiriyle bağlantılı pek çok alan var medya içinde. Lütfen düşünürken, geleceğinizi planlarken bunları da hesaba katın. Ama habercilik dediğinizde ortaya koyduğum çerçeve insan gücünün yönetimi ya da insan kaynağının yönetimi bakımından ne yazık ki bize bazı zorluklara getiriyor. Peki, bir soru daha öyleyse size. Medyadan ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Haber medyasından elbette söz ediyoruz. Bir haber kanalından, haber radyosundan, gazeteden vesaire ne beklersiniz? Bu konuda fikir beyan etmek isteyen var mı içinizde? Duyabilir miyim lütfen? Yaklaşacağım. Objektif olmasını beklersiniz. Pekala, başka objektif. Güzel, tamam. Başka? Başka bir görüş var mı? Objektif? Buyurun. Objektif, güncel. Tamam, iki etti. Buyurun beyefendi. Efendim? Dürüst. Objektifseniz zaten dürüst olur musunuz acaba? Sanki birbiriyle bağlı gibi değil mi? Objektifseniz dürüstsünüzdür. Sübjektif değilseniz ya da. Peki başka, buyurun. Yalın halde anlatılmalı. Ha, o zaman biraz üslup da yani istiyorsunuz siz. Sade üslupla anlatılsın. Tumturaklı, işte zengin üslup dediğimiz fazla şairane, süslenmiş kelimeler falan pek olmasın. Sade anlatsın istiyorsunuz. Peki yorum konusunda ne düşünüyorsunuz sade derken? Ben de size katılıyorum. Tamam, güzel. Şimdi bu öğrendiklerimle bundan sonra nasıl çalışacağımı aşağı yukarı öğrenmiş bulunmaktayım. Peki bütün bu tariflerin hepsi doğru. Başka bir şey söylemek isteyen var mı içinizde? Buna ek. Buyurun beyefendi. Sınır tanımayan, yani gemi azıya almış, tamamen kontrolsüz koşturan, baskı altında kalmayan. Ha, peki bu zor bir şey. Peki onu da konuşacağız. Teşekkür ederim. Başka? Buyurun hanımefendi. Her zaman bilmek mümkün olmuyor ki. Neden diyorsunuz, bu neden böyle oldu, sana ne cevabını alabiliyorsunuz bir siyasetçiden örneğin. Peki neden sorusu zaten gazeteciliğin aslında temel sorulardır. Temel sorularından bir tanesi. 5N1K sorusu. Peki başka, buyurun. Nitelikten kastınız ne? Haber sunanlar gökten zembille inmesin diyorsunuz. Özellikle söylediğiniz bu. Peki tamam, bu da kabul edilebilir bir şey. Başka bir fikri olan var mı efendim? Haber, haber, haber. Bu taraftan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Peki o zaman ben devam edeyim. Söylediklerinizin hepsi doğru. Eksikler var. Belki beyefendinin söylediği en hassas noktalardan bir tanesi olabilir. Bağımsız, özgür habercilik meselesi. Bir diğer konu. Sosyal medya ve habercilik ilişkisi için ne söylenebilir, ne dersiniz? Sosyal medyadan kastımız hepinizin bildiği Facebook, Twitter falan gibi mecralar ama bu kadar değil. Başka paylaşım alanları da var internette. Dolayısıyla sosyal medya ve habercilik ilişkisi için bir şey söylemek isteyen var mı?
Ben size sorayım. Haber için geçerli bir kaynak mıdır sosyal medya? Ne dersiniz? Hayır. Bir tane hayır geldi. Evet diyen var mı? Evet, evet. Evetinizi gerekçelendirebilir misiniz beyefendi lütfen? Neden evet? Bu da neden sanat gibi oldu. Niçin evet? Peki ben bir gazeteci olarak sizin Twitter mesajınıza güvenebilir miyim örneğin? Ama hayır, zaruret ayrı bir şey. Güvenebilir miyim ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ama biraz kendinizi çürütmüş gibi oldunuz sanki. Peki şöyle bir şey var, hepimiz şahit olmuşuzdur. Pek çok kişi örneğin Twitter'da pek çok kez öldürüldü. Doğru değil mi? 7 defa öldürülen var Twitter'da. Sonra da kendisi mesaj yazıyor. Ben ölmedim buradayım diye şey geliyor, cevabı geliyor. Dolayısıyla bizler için sosyal medya incelediğimiz, araştırdığımız, okuduğumuz, baktığımız, burada ne dönüyor diye hep üstünde düşündüğümüz ve fakat haber kaynağı olarak kabul etmediğimiz bir mecradır. Buna dikkat etmek gerekir. İnternette editoryal süzgeç dediğimiz şeyin olmadığı her mecra ne yazık ki haber kaynağı olarak kabul edilmemektedir. Bu yüzden büyük haber merkezlerinin o editoryal süzgeç dediğimiz bir editörler grubu, bir redaktörler grubu, bir fikir grubu ya da gazeteye giderseniz bir yazı işleri grubu falan gibi doğrulamaya yönelik, süzmeye, elemeye yönelik birer bölümü var. Sosyal medya ile ilişkimiz biraz böyle. Peki, sosyal medya samimi bir paylaşım alanı. Herhalde buna itiraz etmezsiniz değil mi beyefendi? Samimi bir paylaşım alanı. Ama bazen çok da vahşi olabiliyor. Buna katılmayan var mı? Ya da sosyal medyada bulunup, şu tarafa gidebilir miyim? Tamam. Sosyal medyada olup da ya da hakarete uğramayan kimse var mı acaba ne dersiniz? Var mı uğramayanınız? Ama bu haber. Eğer kimse yoksa sosyal medyada hakarete uğramamış olan işte bu haberdir. Herkes mi uğradı hakarete? Hı? Bir kişi bile yok mu? Bir kişi var. Efendim sizi duyabilir miyim? Siz uğramadınız pekala. Bir. Bir kişi istatistik anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bakayım orada bir yarım iki. Kaç kişiyiz acaba burada? Üç, dört, beş. Tamam vaziyet ortada yani. Genelde hakarete uğruyoruz sosyal medyada. Sosyal medya konusunda açıklığa kavuşturduktan sonra devam edelim. Siyaset ve gazetecilik konusuna geldik. Bugün siyasetle medyanın ilişkisinin sağlıklı olduğunu düşünen var mı içinizde? Tamam bu el kaldırmama hali kötüymüş. Sağlıklı olmadığını düşünen var mı içinizde? Şimdi oldu tamam pekala. Evet ben de sizin gibi sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Peki sebep ya da sebepler konusunda fikri olan var mı? Niye sağlıksız? Sağlıksız diyen arkadaşlarıma soruyorum. Orada bir el gördüm, buyurun. Ama biraz daha duyabilir miyiz? Ben hile yapıyorum, mikrofonum var. Aha. Peki, size başka bir şey söyleyeyim öyleyse. Bir sürü gazete ve bir sürü televizyon var. Geçin başkasına. Hayır, şimdi peki çok çok meşhur laf diyelim ki yandaş medyadan burada söz ediyoruz. Ya yandaş medya neden olmasın ki? Ya da muhalif medya neden olmasın? Buyurun. Biraz daha yüksek lütfen. Ben de yaklaşayım ama. Gerçeği arıyorsunuz yani. Doğru. Haber alma hakkı aynı zamanda bir vatandaşlık hakkıdır. Peki başka beklenti buyurunuz. Siyasetçiler gösteriyor mu ki birbirine saygı medya göstersin? Doğru, eski bir laftır. Su iyi misalden misal olmaz derler. Kötü örnekten örnek olmaz. Ben de böyle düşünüyorum. Buyurun. Hı-hı.
Biraz sanki kavram kargaşası var gibi görünüyor bu konuda. Mutlaka bir şey eklemek isteyen yoksa ben müsaadenizle kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi sıra buraya geldi. Bir medya kuruluşunun aslına bakarsanız bence beyanatına bakmak gerekir. O medya kuruluşu kendisini nasıl tanımlıyor? Mesela ben iktidarın yanında yer alan, onun görüşlerini destekleyen bir medyayım diyorsa bir kuruluş ve bu işi yapıyorsa bunda sorun olmadığını düşünenlerdenim. Ama eğer bir medya kuruluşu ben bağımsızım, ben doğruyu söylerim vesaire diye ortaya çıkıyorsa ve bunu yapmıyorsa, sizin yanlı dediğiniz tarife daha çok uyuyorsa, o zaman burada bir aksaklık var demektir. Sizin söylediğinizde biraz buna giden bir mevzu gibi görünüyor bana. Dolayısıyla bir medya kuruluşuna bakarken bu medya okuryazarlığı konusunun sınırlarına da gider. Şunu düşünmek lazım. Hangi tarafta durduğunu söylüyor mu? Ya da herhangi bir tarafta durup durmadığını beyan ediyor mu? Ve daha sonra bu beyanatına uygun işler yapıyor mu? Kendi çalıştığım kurumdan, NTV'den size bir örnek verebilirim. Haber konusunda yaklaşımımızda çok kesin çizgilerimiz vardır. NTV'nin haberlerinde yorum yapmayız genellikle. Bundan uzak durup kaçarız. Ama programlarda ve röportajlarda yorumun önü bir miktar daha açıktır. Bu NTV'nin izleyiciye taahhüt ettiği, söz verdiği, biz böyle çalışırız, böyle devam etmekteyiz diye taahhütte bulunduğu konudur. Bunun dışına çıkıldığı zaman evet eleştirilebilir. Ancak televizyon için de aynı örneği vermek mümkün. Bir sürü televizyon kanalı var, sizin de elinizde uzaktan kumanda var. Bu konunun başında söylediğim gibi beğenmiyorsanız basarsınız düğmeye ve geçersiniz, değil mi? Böyle bir özgürlük var. Dolayısıyla aslında medya içinde de basında da bu sınırsız özgürlüğü, ifade özgürlüğünden bahsediyorum, sonuna kadar kullanmak gerekir. Ama yine en başa dönelim. Bütün medya kuruluşları birer şirket. Bütün medya kuruluşlarının sabit olmayan bir görüşü, bir bakışı olabilir hayata ve habere. Ve bu zaman içerisinde de değişiklik arz edebilir. Duruma göre değişebilir. Patron değiştiği zaman değişebilir. Yönetim değiştiğinde değişir. İşte ne bileyim haber merkezinizde çalışan gazetecilerin hepsi bir dönem solcudur. Daha sonra bu profil değişir, hepsi sağcı olur vesaire ve bu yöne doğru da değişebilir. Ama haber verme işinde beyefendinin söylediğine kesinlikle katılıyorum. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun. Gazetecinin siyasi görüşü haberin dışında kalmalıdır. Kabul. Kimse bir taraf değil. Yani kimse tarafsız değil. Herkesin bir görüşü var. Ama haberden söz ediyor isek bunları ayıklamak ve bir kenara koymak gerekir. Hatta bir adım daha ileriye gideyim size. Yorum derken şunları da kastetmek mümkün. PKK'lı mı diyeceğiz, terörist mi diyeceğiz? Ne dersiniz? Hassas bir konu. Teslim olan iki kişiden söz ediyoruz, o örgüt mensubu. Hangi tanımı yapmak gerekir madem öyle? Madem bu kadar tarafsızlık vurgusu, yorumsuzluk vurgusu yapıyoruz, öyleyse terörist dememek gerekir, değil mi? Yani mesele buralara kadar gidebilir. Editoryal süzgeç dediğiniz şey sadece meseleyi doğrulamakla mükellef değildir. Aynı zamanda yorumu da haberler içerisinden ayıklamakla mükelleftir. Ancak şunu söyleyeyim, Türkiye gibi 10 küsur yıllık iktidarların görev başında olduğu dönemler medya kuruluşları için her ülkede zor dönemlerdir. Belki Kuzey Avrupa demokrasilerini bunun dışında tutabiliriz. Orada farklı bir anlayıştan söz ediyoruz. İsveç, Norveç, Danimarka vesaire. Ama bizim gibi siyaseti biraz daha futbol heyecanıyla takip eden bir ülkede bu bir belli başlı zorlukları işaret eder. Yanlış anlaşılmasın, bugünün iktidarını suçluyor değilim. Geçmişten bu yana, aslında bu da bir klişedir ama her iktidar kendi yanında duran medya ister. Her iktidar bunu değişik dozlarda ister. Geçmişe gittiğiniz zaman Turgut Özal zamanında gazetelere örneğin kağıt satışıyla baskı yapılırdı. Çünkü kağıdı sadece bir devlet kuruluşu olan, sonra bir kısmı özelleştirildi, SEKA ithal ve imal ederdi. Dolayısıyla Turgut Özal zamanında gazetelere sana kağıt vermem baskısı yapılırdı. Günümüzde de muhtelif baskı yollarından evet bahsediliyor. Ama biz çalışanlar olarak medya kuruluşlarında belki birebir bunlarla burun buruna gelmiyoruz. Belki amirlerimiz geliyor, hatta geldiğini de biliyoruz. Tamam, saklamaya gerek yok, muhakkak geliyorlardır. Ama önemli olan bir haber merkezi oluşumu içerisinde kendi özerk yapınızı muhafaza edebilmektir. Herhangi bir baskıya maruz kaldığınız zaman buna direnebilmeli. Kendi doğru bildiğiniz ki kendi doğrularınız evrensel basın, yayın ilkeleri vesaire gibi o gazetecilikle ilgili tarif edilen ülke ya da sınır tanımayan, kim demişti sınır tanımayan gazetecilik diye, buradan bir yerden duymuştum. Sınır tanımasın habercilik filan. Buradan bir yerden gelmişti. Neyse pekala. Şimdi yok.
Az önce sınır tanımasın diyordu, şimdi sınır tanıyabilir mi diyorsunuz? Peki. Dolayısıyla bu sorunlu bir alan. Günümüzde de sorunlu ama günümüzde sorunlu olması bugüne has bir şey değil, geçmişte de sorunluydu. Bunu söylemek istiyorum. Buna biat etmek ya da etmemek gibi bir medya çalışanının her zaman elinde şeyi vardır, bir karar noktası vardır. Bu karar noktasına umarım medyaya gelecek olanlar için söylüyorum, karşı karşıya gelmezsiniz ya da daha samimi bir ifadeyle burun buruna gelmezsiniz. Peki, fikir işçisi, bilgi işçisi ya da basın emekçisi hangi tarif bir gazeteci için? Gazeteci demeyelim, televizyon habercisi olarak karşınızdayım. Kanunen gazeteciliğe tamam tarif ediliyorum ama televizyon habercisi daha uygun olacak. Hangisi? Fikir işçisi mi? Kanun öyle diyor. Fikir işçisiyiz biz. Bilgi işçisi mi? Yoksa basın emekçisi mi? Hangisi daha doğru geliyor sizlere? Basın emekçisi. Neden? Emekçi, sol jargon. Peki sizler şimdi zirve emekçisi misiniz? Evet, peki. Hanımefendi emekçi kelimesini seçti. Doğru, güzel de bir kelimedir. Basın içinde uygundur. Ama dediğim gibi muhtelif tarifler var. Fikir, bilgi ve basın emekçisi. Hangisi? Fikir işçisi kötü bir şey gibi geliyor. Ne dersiniz? Şu laftan hareketle bunu söylüyorum size. Fikir sahibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Hı? Eleştirel bir söz değil midir bu? Değil mi? Sadece fikir sahibi olmak kötü bir şey gibi algılanmıyor mu sizin açınızdan da? Adamın bilgisi yok ama fikri var. Ben bu yüzden bilgi emekçisini ya da bilgi işçisini ya da bilgi işlemecisini daha çok kabul ediyorum bunlar içerisinden. Çünkü bir haber nasıl oluşturulur? Haber kaynağına ulaşırsınız, bilgiyi alırsınız, sorgularsınız, doğrularsınız. Ve daha sonra yayın mecrasına uygun hale getirirsiniz. Yani onu işlersiniz. Üzerinde oynarsınız. Kendinize sorular sorarsınız doğruladıktan sonra haberi. Ben bu haberi daha kısa anlatabilir miyim? Ben bu haberi daha farklı anlatabilir miyim? Ben bu haberi daha sade anlatabilir miyim? Filan gibi bir takım sorularla elinizdeki mamulü yani haberi birazcık küçültmeye, orasından burasından yontmaya çalışırsınız. Bu işi yaparken haberin içindeki doğrulara dokunmamaktır esas olan ve haberin içine bir takım yanlışlar eklememektir. Yaptığım işi aşağı yukarı böyle tarif edebilirim. Bu da bana sanki biraz bilgi işlemek gibi geliyor. Bilgi işlem de bilgisayarı hatırlatıyor. Zaten korkarım ileride günümüzün bilgisayar teknolojisiyle medya bir araya gelecek. Bunu da yakın gelecekte sizlerin yaşı uygun. Umarım ben de görürüm. Çok yakın gelecekte göreceğiz. Bilimin çünkü eksponansiyel ilerlediğini düşünüyorum. Böyle bir sinüs eğrisi gibi sakince ve belli tahmin edilebilir biçimlerde büyümüyor. Belli bir ivmeyle aşağıdan gelip hop diye bir anda hızlanmaya başladık. Bundan sonraki değişikliklerin teknolojiyle medya evliliğinin çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum dolayısıyla. Şimdi müzmin muhalefet ve müzmin destek hastalığına geçelim mi? Madem yandaş, candaş, medya vesaire gibi ayırıyoruz, buyurun beyefendi. Sorabilirsiniz elbette. CNN Türk dünyanın bir birer emin çaba, tamam. Çok güzel. 15 yıl sonra emekli olmalıyım. Peki. 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 Güzel. Araştırmayı yapan yer tabii Oxford Üniversitesi olunca bana itiraz yolu kapanıyor. Ama şu 90'lı yıllarda şöyle bir şey vardı. Bilgisayar teknolojisi daha yeni yeni palazlanırken deniyordu ki işte bilgisayarlar muhteşem besteler yapabilir. Tamam. Yani hatta hit list falan gibi bir takım bilgisayar programları çıkmıştı ortaya. Database'inde bir sürü bugüne kadar yapılmış listelerin bir numarası şarkıların aritmetiği var. Ve oradan yola çıkarak harika bir numara parçalar yapılacak konusu vardı. Yapılabildi mi? Olmadı. Peki bir teorik fizikçi bir kişi uzak doğulu. Doktor Michio Kaku diye bir kişi var. Madem Oxford'u koydunuz ortaya, ben de bir teorik fizikçi koymak zorundayım. Bence bilgisayarı şöyle düşünmek lazım. O söylüyor bunu. İki tane kutuya, birine insan beynini, diğerine gelişmiş bir bilgisayarı koyduğunuzda ve bu kutulara bir soru sorduğunuzda hangisinin insan olduğunu ayıramadığınız gün bu söylediğiniz olabilir belki. Güzel bir yaklaşım değil mi?
Dolayısıyla bu bilgi işleme meselesini bu kadar makineleştirmek en azından bugünkü teknolojiyle mümkün değil. Hala insan unsuruna ihtiyacımız var. Ne yazık ki. Aslında iyi ki. Yoksa başta bahsettiğim istihdam meselesi biraz daha kötü bir hale gelebilirdi. O yüzden saygı duyuyorum bu araştırmaya ama günümüz teknolojisiyle katılmadığımı söylemek zorundayım. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki. Başka ek var mı bu konuya arkadaşlar? Müzmin ne dedik? Müzmin muhalefet ve müzmin destek hastalığı. Ey ben şu televizyonların ya da şu gazetelerin yaptığını çok beğenmiyorum. Çünkü işte onlar yandaş, bunlar şöyle, bunlar böyle diyen arkadaşlar. Bu müzmin muhalefet konusunda ne düşünüyorsunuz? Örneğin her şeye muhalefet etmek. Var mı bugün böyle gazete ve televizyonlar? Ne yapılırsa yapılsın muhalefet edeceğim diyenler. Ya isim vermesek de olur. Var mı yok mu? Var. Bilmiyorum. Belki sizin öyle dediğinize çünkü bir başkası itiraz eder. Değil mi? Burada fikirler değişiyor. Peki, ne yaparsa yapsın bu iktidar, ben ona destek olacağım diyen bir medyamız var mı bir taraftan? Bu da var. Peki, ikisi de olduğuna göre ben haber yapacağım diyen medyamız da yok mu? Yok galiba. Beyefendiye bayağı komik geldi. Var, o da var. Dolayısıyla bu manzara bana açıkçası sağlıklı görünüyor. Sizce sağlıksız bir medya yapısıyla mı Türkiye'de karşı karşıyayız? Öyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sanırım bir hayır ya da evet cevabı duyamadım. Peki ortadayız. O zaman ben biraz daha anlatmaya çalışayım. Haklısınız, ikisi de var ve haklıyım. Üçüncü seçenek de var elimizde. Bu sağlıklı çünkü her ülkede böyledir. Amerika Birleşik Devletleri'ne de giderseniz cumhuriyetçileri destekleyen medya vardır, demokratları destekleyen medya vardır, her şeye itiraz eden medya vardır. İşte komünist medya Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz az vardır tarihleri gereği örneğin. Fakat diğer siyasi görüşlerde bolca ve sıkça karşılaşabileceğiniz muhtelif dergiler, kitaplar, gazeteler, televizyon kanalları, radyo kanalları vesaire vardır. Bu medyanın sağlıklı olduğunu gösteren bir işarettir bana sorarsanız. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Medya kuruluşu size ne taahhüt ediyor haber verirken ve bu taahhüdünü yerine getiriyor mu? Bence sorulması gereken soru bu. Bu taahhüt eğer yerine getirilmiyorsa o zaman yalan söylüyorsun diye suçlamak mümkün olabilir bir medya kuruluşunu. Yavaş yavaş Gezi olaylarına doğru yaklaşıyoruz. Baştan söyleyeyim, Penguen belgeselini biz yayınlamadık. O bize mal ediliyor ama biz yayınlamadık. Başka bir haber kanalındaydı. Onu şimdiden söyleyeyim değerli arkadaşlar. Peki. Sert olaylar yaklaştığımızı söylemiştim. Sert olaylar ve medya. Gezi Parkı eylemleri, Uludere olayı başlangıç noktamız olabilir. Sert olaylarda, toplumsal kalkışmalarda, gösteri yürüyüşlerinde ve buna benzer sert sosyal oluşumlarda medyanın tavrı ne olmalıdır? Bu konuda fikri olan var mı? Olanı aynen yansıtmak. Tamam, bunu aklımızda tutuyoruz. Başka? Buyurun. Neden? Çok fazla duygulara kapılıp da yorum yapmaktan kaçının diyor hanımefendi. Neden? Otosansür, çok tehlikeli. Ama doğru. Peki bunu konuşacağız. Zaten sözü buraya getirmeye çalışıyordum. Otosansür sansürden daha tehlikeli. Başka? Toplumsal olaylarda medya. Medyanın sorumluluğu ne olabilir? Fikri, şu fikir kelimesini atalım. Bilgisi olan var mı? Ya da söyleyecek bir şeyi olan var mı? Hı? Buyurun beyefendi. Buyurun. Akşam haberleri değildi her şeyden evvel. Bir, Hitler'i biz yayınlamadık. İki, o olay akşam değildi. Gündüzdü. Çocukcağızın cenaze töreni esnasında. Evet. Öyle gördünüz, doğru. Ben de bakınca internete otosansür uyguladığımı gördüm. Ama öyle değil. Anlatacağım. Evet.
medya özgürlüğünü bu anlamda değil sadece, mesleki anlamda ilk sıraya koyuyorum her şeyden evvel. Bu bir. İkincisi, beyefendinin bahsettiği olay bir sosyal medya linç girişimidir. Onu söyleyeyim. Çünkü Berkin Elvan'ın cenaze törenini canlı yayınlamaktaydık. Tamam. O esnada, bilmem dikkat ettiniz mi, biz televizyon sunucularının kulağında bir kulaklık vardır. Tamam. Bu kulaklık size rejiden gelen, yani yayının yönetildiği yerden gelen komutları iletmek için kullanılır. Tamam mı? Ve bazen buradan, Erhan şimdi şu kişiyle telefonda konuşacağız, buna bilmem ne soracağız, şuradan şuraya döneceğiz ve şu muhabire pas atacaksın gibi komutlar gelir. Siz bu esnada durursunuz. Çünkü anlayabilmek için ve not alırsınız. Sizin söylediğiniz o görüntüde gördüğünüz hadise benim durduğum andır. İnternette yine var. Eğer zahmet olmazsa 2 dakika 44 saniye ilerisine bakın o görüntünün. Onun bir otosansür olmadığını ve annesinin sözlerini hala hatırlıyorum. Benim oğlumu ne polis öldürmedi, Tayyip Erdoğan öldürdü diyordu annesi galiba. Onun babasının sözleriyle birlikte sansür olmadan yayınlandığını göreceksiniz. Sadece 2 dakika 44 saniye ileriye sarmak gerekiyor. Anlaştık mı? Sosyal medyanın çok hakaret edebilen bir yer olduğunu söylerken zaten bu olay da biraz aklımdaydı doğrusunu isterseniz. Yani meselenin önüne ve arkasına bakmadan çok geniş ve çok tehlikeli bir toplumsal algı oluşturabiliyor sosyal medya bugün. Tamam. Bunun iyi yaşayın, çok yaşayın. Kim hapşırdı? Siz hapşırdı. Peki. Bunun mağdurlarından bir tanesi de benim. Şimdi düşünün, yapmadığım bir olaydan ötürü bu sosyal medyadaki yorumlara kızan birisi beni... Bir yerimden, yani neyse umarım ayağımdan olur, başka bir yerden olmaz, ateş edip vursa, durumdan vazife çıkarsa, o zaman ne yapacağız, neyi konuşacağız? Tamam. Dolayısıyla bir, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. İşin bir de iç yüzü var, onu da lütfen unutmayalım. Biz sosyal medyaya inanılmaz derken, yani muteber kabul etmeyiz derken sosyal medyayı elbette aşağılamıyoruz ya da bir kenara atmıyoruz ama bir medya okuryazarlığı öneriyoruz. Sosyal medya da dahil buna, NTV de dahil. Ne seyrediyorsanız ya da ne takip ediyorsanız sorgulayın. Biz bunu yapıyoruz sizin için. Siz de izlerken çok rica ederim sorgulayın. Böyle yazılmış ama bu doğru mu değil mi? Merak benim mesleğimin merkezinde yer alan bir hadise. Aynı şeyi size de tavsiye ederim. Her şeyi merak edin. Ne bileyim bir sivrisinek sizi soktuğu zaman sivrisinek en çok kaç metre uzağa uçabilir filan gibi bir soru geliyorsa aklınıza bunu da merak edin. Sosyal medyada bir şey görüyorsanız bunu da merak edin. Bu hem ufuk açar hem de aynı zamanda genel kültürü biraz daha derinleştirecek bir hale gelir. Konumuzu dağıttık. Müzmin muhalefet ya da müzmin destek hastalığı. Medya için bir hastalık mıdır? Biraz daha soruyu spesifik hale getirelim. Kötü bir şey midir medya için? Ben cevap vereyim. Köşe yazarıysanız değildir. Ama haber vermek üzere halkın ya da topluluğun karşısına çıkıyorsanız, o zaman evet o haberi tarafsız vermek bir yükümlülüktür gazeteci için. Ama köşe yazarıysanız, programcıysanız, yorumcuysanız vesaireyseniz, o zaman elbette desteklemek demokratik bir haktır. Karşı çıkmak da demokratik bir haktır. Bu fasılda soracağınız bir şey yoksa ilerleyeyim mi? Devam edeyim mi? Sadece sizin sorularınızı ayıracağımız bir süre de olacak ama bunun zamanını kararlaştırmadık. Onun için bakacağız vaziyete. Sert olaylar ve medya, Gezi Parkı olayları, Uludere, Ergenekon ve Balyoz davaları. Gezi Parkı'nda NTV'den ne beklerdiniz örneğin? Siz sormadan ben sorayım. Yani en iyi savunma saldırıdır. Ha? Gezi Parkı'nda çok eleştirildik. Gezi Parkı'nda ne beklerdiniz? NTV'nin bütün yayını yıkıp 24 saat canlı yayın yapmasını mı beklerdiniz? Efendim? Kim evet dedi? Peki. Hangi aşamasında bunu beklerdiniz? Peki, samimi konuşalım öyleyse. Benim o andan itibaren bütün bültenlerimin ilk 3 haberi bu konuya ayrılmıştı. Yetmedi mi? Penguen bizi yayınlamadık. Biz yayınlamadık. Penguen bizim değil. Haklısınız. Peki hiç şunu düşündünüz mü? Polis oradaydı. Jammer denen bir alet kullanıyorlar bu gibi durumlarda polisler. Ne yaptığını biliyor musunuz? Sinyal keser. İletişim sinyallerini keser. Bizim oradaki 3G sistemiyle yayın yapmak üzere giden arkadaşlarımızın hali?
Yapanlar canlı yayın aracıyla gidenlerdi. Biz gittik. Gittiğimiz gibi arabamız ters çevrildi. Taksim Meydanı'nın ortasında sarı renkli ters dönmüş, üzerine grafitiler çizilmiş bir canlı yayın aracı vardı ya. O araç devrildiğinde onun içindeki bir muhabirimiz hastanelik oldu. Araç personeli bazıları, bir tanesi Sara krizi geçirdi, bir diğeri sinir krizi geçirdi bilmem ne ve bunlar hastanelik oldu. Aracımız ters çevrildi. Polis de üçgenimizi kesti. Nasıl yayın yapalım? Hiç bu düşünülmedi değil mi olayın başında? Yani hiç bu açıdan bakmadınız meseleye. Buyurun. Efendim? Yaptık zaten. Hayır, yaptık. Bakılsaydı duyulurdu. Bunu ben söyledim ekrandan, bunu biliyorum. Mükerrer kere, yani birkaç kez üst üste hatta söyledim. Oradan şu anda yayın yapamıyoruz dedim. Çünkü jammer'lar kullanılıyor ve bu sebeple işte divan otel bilmem ne oralardan yayın yapamıyoruz diye çok söyledim. Vardı. Her bültenin NTV'de bakın. Ama ne kadar gerektiğine biz karar verelim, bir zahmet yani. Evet. Peki. Şöyle yapalım. Gezi eylemlerini aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, gezinin içinde izole haldeyken ve herhangi bir şiddet olayları yokkenki hali. Bir. İkincisi, nereden geldikleri tartışılır ama bir takım provokatörlerin işin içine karıştığı, bunlar herkes olabilir, bilmiyorum, söylemiyorum, yani neyse, ve ortalığın karıştığı anlar. Şimdi bizim örneğin haber kaynaklarımız içerisinde Anadolu Ajansı'nın özel bir yeri vardır. Çünkü Anadolu Ajansı Türkiye'nin resmi haber ajansıdır. Dolayısıyla güvenilir kabul edilen bir haber ajansıdır. Sizin o söylediğiniz kim söylemişti? Siz söylemiştiniz. Çadırların yakıldığı an siz mi söylemiştiniz? Yoksa oradan bir hanımefendi mi söylemişti? Çadırların yakıldığı anla ilgili ajanstan geçen bir haber. Eylemciler kendi çadırlarını yaktı. Ajanstan böyle geçti. Ben buna güvenip kendi haberimi öyle yaptıysam o zaman ne olacak? Burada bir sürü açmaz var böyle bir olayda. Nereden geldik buraya? Sert olaylarda medyanın sorumluluğu nedir sorusuyla gelmiştik. Sert olaylarda bazılarınız söylediniz, medyanın bir sorumluluğu var. Toplumu galeyana getirecek yayın yapmamak. Bu gazeteciliğin sorumlulukları arasında. Yani şunu söylüyorum, olmuş bir şeyi olmamış gibi göstermek değil. Ama olmuş bir şeyi anlatırken, haydi kardeşim sen de çık sokağa diye bir taraftan gaz vermek meselesi tehlikeli bir hadisedir. Bu yüzden bir, dilinize dikkat edersiniz böyle bir olayda. İki, hassas bir konuysa yayın sıklığınıza dikkat etmek zorundasınız. Buna her kanal kendisi karar verir. Her kanalın yönetimi karar verir. Biz de dedik ki bu çadırlar yakıldığı andan itibaren her bültende en az 3 haberle bunu vereceğiz. Her bültenden kastım yarım saatte bir. Buçuklarda ve saat başlarında. Tamam. Fakat daha sonra ortalık karıştı. Ortalık karıştıktan sonra tabii ki polisle bir takım provokatörlerin diyelim, yani o gezi eylemcilerini hep ayrı tutuyorum, o provokatörlerin çatışması haberlerinde canlı yayına geçtik. Bu canlı yayında da dilimize çok dikkat ettik mesela. Bir başka örnek, Uludere olayı. Hatırlayan var mı Uludere olayını? 34 kişi galiba savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülmüş ve ardından onlar kaçakçıdır filan denilerek bir de ya hani ne olacak 34 kişi öldüyse denilmeye getirilmişti. Bu da birçok hassas bir olay değil mi? Burada da medya çok eleştirildi. Buyurun. Ne feci değil mi? Ne feci. Peki burada da medya eleştirildi. Neden? Çok geç haber verdiniz diye. Şimdi bunun da bir analizini yapalım mı sizle? Belki kafanızda bir fikir oluşturması için. Gezi'nin analizinden bunlar çıktı. Uludere olayı, sabah saatleri. Haber ajansları haber merkezlerine görüntü geçmekte. Görüntüde kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Yerde yatan, öldükleri anlaşılan bir takım işte kumaşlara filan sarılmış cesetler var. Ancak görüntüye bakarak sayı sayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 28, kimimiz 30 diyoruz, kimimiz 34 diyoruz filan. Saatler geçiyor, yayın yapamıyoruz çünkü elimizde sadece görüntü var. Ne oldu bilmiyoruz. Neden oldu bilmiyoruz. Kim yaptı bilinmiyor. Neden yapıldı o da bilinmiyor. Ölenler kim o da bilinmiyor. Ve bizden haber bekleniyor.
Şimdi şöyle düşünelim, ben ne diyebilirim bir sunucu olarak? Sayın seyirciler, bir süre önce, tam saatini bilmiyoruz, galiba Uludere'de fena bir şey oldu. Yerde yatanlar insan ve ölüler. Bunun dışında elimizde bilgi yok. Elimize bilgi ulaşınca hızla ekrana getireceğiz. Söyleyebileceğim bundan ibaret. Bu haberi nasıl verirsiniz peki? Hal böyleyken ve bu kadar hamken haber, sizler ya da yani seyirciyi kastediyorum, nasıl haber bekleyebilirsiniz ki? Size söyleyebileceğim bir şey yok karşınıza çıkıp. Dolayısıyla biz de, söz vereceğim bir saniye lütfen, biz de diğer kanallar gibi bu konuda yapılacak bir resmi açıklama bekledik. Ve o açıklama geldiği anda da haberi ekrana verdik. Buyurunuz. Bilgi gelinceye kadar yanılmıyorsam ya 4,5 ya da 5 saat civarında zaman geçti. Kesinlikle düşünmedik. Çünkü bütün Ankara büromuz o sırada, bütün ilgili bakanlıklarda, bütün savunma muhabirlerimiz Genelkurmay Karargahı'nda, bütün polis adliye muhabirlerimiz kulağa delik haber kaynaklarının yanında, biz de İstanbul'dan ayrıca kendi haber kaynaklarımızla meseleyi araştırıyorduk. Ama bazen böyle olaylar olur. Yani gerçekten bir açıklama yapmamazlık haline gelir yetkililer. Dururlar. Şimdi benim burada size verebileceğim tek şey o 5 saatlik zaman zarfında ceset görüntüsü. Bunu mu verseydik mesela? Bilgi yok, ceset var. Hayır. Elde sadece görüntü var. Ayrıca haber ajansları da o görüntüleri bütün haber merkezlerine servis ediyor. Ama bizim o görüntüyü alıp da size anlatacak bir şeyimiz yok. Sadece bizim değil, diğer haber kanalları da aynı şekildeydi, aynı durumdaydık. Onu bilemem. Çünkü sahada o görüntüleri çeken kişilere bunu sormamız gerekir. Sahada da bir bilgi kirliliği olduğu aşikar. Yani düşünsenize, bu insanların mesela görüntü analizi yapabilirsiniz. Bu insanların cesedine bakarsınız. Cesetlerin biçiminden bunların patlamayla mı, kurşunlamayla mı, yanarak mı öldüğünü falan tespit edersiniz ama spekülasyondan ileriye gitmek mümkün olmaz. Sonuçta bu iki olay beni şuraya getiriyor. Tamam, medyayı eleştirmek kolay. Ama buna bir de sorumluluk açısından bakmak lazım. Genellikle bizim seyircimiz hızlı olsun ister ve doğru olsun ister. Bizse genellikle kurum olarak hızdan feragat edelim ama doğru bilgiyi verelim diye düşünenlerdeniz. İşte bu toplumsal olaylarda, hassas olaylarda da seyirci hassasiyeti de artmaktadır. Tıpkı Gezi gibi, tıpkı Uludere olayında olduğu gibi. Başka olaylar da var. Bu kadar sıcak olmayan ama toplumsal algıyı çok derinden etkileyen ve yanlış yönlere doğru sürükleyen olaylar var. Ergenekon davası, Balyoz davası ve bu iki davada basının tavrı örneğin. Değil mi? Bu bizi bir ayrışmaya götürdü mü, götürmedi mi? Ergenekon davasında neyi gördük? Bir soruşturma açılıyordu. Peşinden daha o soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bazı gazetelere tırnak içerisinde bütün soruşturma dosyalarının ayrıntıları, işte tanık sıfatları, tanık ifadeleri bilmem ne aklınıza gelebilecek her türlü bilgi, belge vesaire gazetelere yansıyordu. Sonra savcılar o gazete haberlerinden yola çıkarak davalar açıyorlardı ve bugüne kadar geldik. Bu da hassas bir konu. Bu da medyanın sorumlu olduğu alanlardan bir tanesi. Bunun bir benzerinin bugün mesela paralel yapı için yapıldığını söyleyebiliriz. Tamam. Önce gazete haberi, peşinden savcıların harekete geçmesi, ardından dava safahatı. Şimdi bu gibi olaylar medyanın turnusol kağıdı gibidir aslına bakacak olursanız. Burada bizim mesleğimiz açısından da işin anahtarı sakin olmaktır. Dolayısıyla bazı medya kuruluşlarınızı kafanızda ayırın. Her zaman hızlı haber almayı beklemememiz lazım. Yani bir medya izleyicisi, dinleyicisi, okuyucusunun aslında düşünmesi gereken şey doğrunun peşine düşmektir. Bu doğruyu biraz gecikmeli olarak alabilirsiniz. Elbette alabilirsiniz. Çünkü haber doğrulamak denen proses her zaman hızlı işlemeyebilir. Ama bazı medya kuruluşları bir ülkede olmalı ki mutlaka doğru bilgiyi vermeli. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Bu fasılda soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Bu hassas fasılda. Yok galiba. Ya ben çok iyi anlatıyorum ya da hiç anlatamıyorum. İkisinden bir tanesi. Türkiye'nin flu düşmanları ve medyanın bu flu düşmanlar konusundaki pozisyonu. Bu arada süremizin sonuna geliyoruz galiba. Geldik. Peki. Süremizin sonuna geldik. Sorularınız varsa hızlıca onları cevaplayayım arkadaşlar. Ve bu ilk oturumu tamamlayalım. Var mı sorunuz? Ya da beni dövmek isteyen var mı bir medya mensubu olarak?
Böyle bir şey değil. Buyurun. Estağfurullah. Tabii tabii lütfen. Buyurun. Nerede? Evet evet. Komut alıyordum. Komut alıp not alıyordum. Tabii. Durdum. Sonra da durduğumu fark edip sansür diye algılanmasın diye o sözleri tekrar ettim. Erhan şu 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 gazetelerle birazdan bağlantı yapacağız sözü size sansür gibi görünüyor mu? Bana da görünmüyor. Efendim? Aha, tamam. Bu bana da görünmüyor. Zaten dediğim gibi orada duraladığımı fark ettiğim anda ki bu 2 dakika 44 saniye sürdü. Biraz yavaş intikal olduğunu düşünebilirsiniz belki. Bunu fark ettiğim anda zaten aman böyle anlaşılmasın diye tekrar başa dönüp söylenmiştir o sözler. Estağfurullah rica ederim. Soru var mı? Buyurun. Hayır, tam olarak böyle söylemedim. Ekiplerimizin bir bölümünün 3G sistemleri jammer'la engellendiği için daha sonra olay yerine intikal eden canlı yayın araçlarımızın da zarar gördüğü için diyerek formüle ettim. İlk sıralarda, ilk en sıcak dakikalarda evet temel sebebimiz buydu. Şimdi hanımefendi diyecek ki sizin aracı ters çevirenlerden biri de bendim. Yok yok, ben de latife etmeye çalışıyorum, onun için söylüyorum. Can kulağıyla dinliyorum. Bunu istifa edenlere sormalısınız. Bunu ayrılanlara sormalısınız. Başka? Buyurun. Yok, çok rica ederim, soru sormak güzeldir, özüre gerek yok. Şimdi burada doğrusunu isterseniz siyasetin üslubu çok çok önemli. Son dönemde siyasetimiz yani iktidara dönük siyaset kişisel görüşümdür, kurumsal görüşüm değildir. Belli bir kutuplaştırma üzerine seçmen sayısını konsolide etme üzerine kuruldu gibi geliyor bana. Siyaset sert konuştuğunda toplum da sertleşiyor. Tamam mı? Hal böyle olunca medyanın durumu da bir soru işareti haline geliyor. Amerika dediniz, Avrupa vesaire dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerden biraz daha önce Occupy bilmem ne eylemleri vardı. Şurayı işgal et, burayı işgal et filan gibi. Bu eylemler ilk başta polisin geniş müsamahasıyla ve herhangi bir müdahale olmadan başladı. Doğru mu? Ama daha sonra bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de karıştı. Ve buradakine benzer manzaralar gördük. Tek fark orada insanın kafasına gaz bombası atmıyorlar. Ama olay bu. Biz de buradaysa hedef gözeterek gaz bombalarını vesaire kullandık ve bugün karşı karşıya olduğumuz bu vahim sonuçlarla karşı karşıya geldik. Dolayısıyla bu ülkelerle kendimizi kıyaslamayalım. Tamam, yeri geldiğinde Avrupalıyız, Avrupa Birliği vesaire ama sonra bir bakıyorsunuz Osmanlı oluyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz çok ileriyiz ama Batı'nın şusunu alalım da busunu almayalım'a geliyor iş filan. Yani çok çok ama varsa bir cümlenin içerisinde oradan pek bir şey çıkmaz diye düşünenlerdenim. Başka soru? Buyurun. Bir dakika, bir dakika. Buyurun. Böyle böyle gelelim. Sizi unutmayacağım. Buyurun. Fısıldamıyorlar, bağırarak söylüyorlar. Tabii. Almaya da biliyoruz. Hala alışamadım. 26 yıldır bu işi yapıyorum, hala alışamadım. Ama şunu söyleyeyim, artık eski haber sunum meselesinden iş çıktı. Eskiden iyi okuyan insanlar aranırdı. Hayır, şimdi işte gazeteci olup iyi anlatan insanlar aranıyor. Dolayısıyla bu yaşayan ve devinim içinde bir iş, zaman içinde de şekil değiştiriyor genellikle. Buyurun. Herkes oraya takılıyor değil mi? Ne güzel. Peki. Olaydan kastınız nedir? Çadırların yakılması mı? Çünkü ondan önceki bültenlerde de biz Gezi'de şu 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 bir eylem var vesaire diye ne bileyim 15-20 gün öncesinden itibaren haberlerini veriyorduk.
Olaydan kasıt ne ama? Hangi olay? Dozerin önünde durması. O ama Sırrı Süreyya'nın gelip de dozerin önünde durması çadırların yakılmasından sonraya denk gelir. Önce çadırlar yakıldı, ortalık karıştı, Sırrı Süreyya ve bazı diğer milletvekilleri geldi. Son soru, peki. Onu, bu arada onları da kimin yaptığını bilmiyoruz. Ama o parktakiler değildi. Onu söyleyeyim size. Olabilir. Olabilir elbette. Olabilir ama bu bir editoryal tercihti, onu size söyleyeyim. Yani bu olayı biz şimdi görelim görmeyelim bu baskıyla falan şekillenmiş bir şey değildir. Bütün medya kuruluşları, sadece NTV değil, bu olayın başında olayın nerelere gidebileceğini hiç tahmin edemedi. Biz de edemedik, etmedik. Bu kadar büyüyeceğini ve bu kadar çirkinleşeceğini de hesap etmedik ve tahmin etmedik. Kimse etmedi. Yoksa meslektaşımız olan diğer kanalda Penguen belgeseli olmazdı. Ya da işte ne bileyim, farklı kanallar, farklı mecralar değişik tipte pozisyon almazlardı. Ama şunu konuşalım. Bir medya kuruluşunun yayın politikasını o medya kuruluşu belirler, seyirci belirlemez. BBC'seniz siz eğer, İngiltere'deki gibi, yani kanalın sahibi halksa o zaman söz hakkı olabilir. Tamam. Bunu unutmayınız lütfen. Kanalın kendi politikasını o kanalın yöneticileri belirlemektedir. Yönlendirici olabilir. Son soru için söz verdim. Anlaşın aranızda lütfen. Efendim? Uzun zaman arkadan da itirazla. Ya son soru. Ne yapayım? Hadi peki buyurun. Evet çok çalıştım. Avukatımla şey yaptım. Avukatımdan öğrendim bunları. Yok yok, hayır bu konuşmanın zaten çerçevesi böyle bir şey. Çok temel bir şey var. 20 yıldır da bunu söylüyorum. Medya kuruluşlarının bir şirket olduğunu söyledik. Ülkemizde bu şirketler devlet ihalelerine girebiliyorlar mı? Yani siyasi iktidarla para ilişkileri var mı? Var değil mi? Sorunlu alan budur işte. Bir medya patronu devlet ihalelerini alabiliyor ise, devletten ihale almış bir medya patronunun tam bağımsız olduğunu düşünebilir miyiz? Asıl sorun burada değil mi sanki? Yani bırakın yayın politikası bilmem ne vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderseniz örneğin bu kesinlikle yasaklanmıştır. Medyanız varsa devletle işiniz olamaz. Burada da eskiden böyle bir düzenleme vardı ama daha sonra bu düzenleme kaldırıldı. Sağlıksız olan şey bu işte. Size para veren bir kişiyle münasebetiniz konusunda medyada bağımsız olmak, patron açısından konuşuyorum, sadece kendi patronum değil, isim koymadan söylüyorum. Bütün medya kuruluşlarında sorunlu alan bana sorarsanız budur. Bu para ilişkisi kesilmediği müddetçe de biz hala sizlerle burada karşılıklı yaptığımız gibi bu mevzuları konuşmaya devam ederiz. Aman o yandaş oldu, bu bilmem ne oldu, bu baskı gördü, oradan ona telefon geldi vesaire, bütün bunlar olmaya devam edecektir. Para işini kesmemiz lazım. Değerli arkadaşlar, sabrınız için teşekkür ederim. Müsaade rica ediyorum. Yapmış olduğu konuşma için tüm Gazete Bilkent ailesi için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, ben şimdi Gazete Bilkent Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Öztemur'u kendisine armağanını takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hem başınızı şişirdim hem de hediye alıyorum. Güzelmiş. Teşekkür ederim tekrar burada olduğunuz için cumartesi sabahı. Benim için keyifti. Umarım tekrar görüşürüz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi 10 dakikalık bir aramız var. Aranın ardından yeniden burada olacağız. Bilkent Üniversitesi öğrencisi olup G250-251 dersi alan arkadaşlar için yeniden hatırlatma yapıyorum. Dışarıdaki standlarımızda onaylatmanız gerekiyor belgelerinizi. Teşekkürler. Aradan sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Doğru gidiyorum değil mi?